Olaylar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim, come back. Burada sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersinin Yummy Breakfast ünitesinin vocabulary kısmıyla bu videomuzda sizinle birlikte olacağız. Öncelikle Yummy Breakfast ne demek? Bunun anlamını açıklayalım isterseniz. Belki reklamlarda duymuşsunuzdur veya farklı filmlerde rastlamışsınızdır. Yummy, yummy, yummy gibi bir şey. Yummy Breakfast lezzetli, nefis kahvaltı demek. İlk kelimemiz. Biliriz, aslında ülkemiz mutfağı içinde ünlü bir lezzet, bagel yani simit. Can I have another bagel? Kalıbımız can I have. Burada yine bir istek cümlesi var. Bir tane daha simit alabilir miyim? Can I have another bagel? Bean. Görselimizde görüyoruz. Yine Türk mutfağı için vazgeçilmez yemeklerden birinin maddesi bu. Fasulye. Zeynep doesn't like green beans. Yani Zeynep doesn't neyin yardımcı fiiliydi? Geniş zamanın. Doesn't like green beans. Yani Zeynep yeşil fasulye sevmez. Geniş zaman. Evet, kelimemiz cereal. Görselimizde de görüyoruz bütün tahıl çeşitlerine cereal deniyor. I have a bowl of cereal every morning. Burada sahibim, yani cümlenin diğer kısmıyla birleştiğinde her sabah bir kase tahıla sahibim. Yani burada aslında anlatılmak istenen her sabah bir kase mısır gevreği yerim. Artık popüler kahvaltı şekli bu şekilde biliyorsunuz. Croissant yani ay çöreği ve aslında popüler ismiyle croissant demek. She ate another croissant. O bir tane daha croissant yedi. Bir geçmiş zaman cümlesi kullanılmış fiilin ikinci hali. Hangi fiilin peki? Eat fiilinin ikinci hali. Egg, yine bizim klasik kahvaltı menümüzde yer alan en önemli yiyeceklerden birisi yumurta. I want some fresh eggs. Ben taze yumurta istiyorum kahvaltı için. Böyle bir cümle kurabiliriz mesela. Jam yani reçel demek arkadaşlar. Please hide the blueberry jam where Hazar can't see it. Burada please ifadesiyle başlamış cümlemiz. Lütfen yaban mersini reçelini Hazar'ın göremeyeceği bir yere sakla. Burada arkadaşlar ver gördüğünüzde hemen bunun bu kelimenin nerede anlamını cümleye yerleştirmeye çalıştığınızı hissedebiliyorum. Ama bu şekildeki cümlelerde ver eğer cümlenin başında değilse, cümlenin başındaysa genellikle ve cümle soru işaretiyle bitiyorsa, soru cümlesi ise nerede anlamında kullanılabilir ver. Ama eğer cümlenin ortasında ve belirli bir isimden sonra kullanılıyorsa burada ver kelimesinin farklı bir fonksiyonu devreye giriyor ve deda anlamı, yer anlamı katıyor cümlelere. Yani burada diyor ki lütfen reçeli yaban mersini reçelini Hazar'ın göremeyeceği bir yere sakla. Burada yer anlamında kullanılıyor ver kelimesi. Junk food gördüğünüz üzere patates kızartması, hamburger nedir? Kola, abur cuburdur. My son likes junk food such as crepes, sweets and fizzy drinks. Benim oğlum şu yani cips, şeker ve gazlı içecekler gibi such as kalıbı gibi demektir. Abur cuburları sever. Such as çok
güzel bir kalıptır. Saç ezi kullandıktan sonra gibi anlamına gelir. Farklı örnekleri sıralayabilirsiniz. Çokça karşılaşacaksınız ilerleyen hayatınızda. Saç ez hemen öğrenelim. Hemen. Muffin, kek demek. Alışıksınız artık muffin'de Türkçe kullanılan kelimeler gibi bir anlam veriyor. Yani artık çok Türkçeleşti. Cecil grabbed a coffee and muffin on his way to work. Şimdi burada arkadaşlar to kalıbının çok güzel bir kullanımı var. İçin demek. To work yani iş için. İşine giderken gibi bir anlamı var. Grab kelime anlamı yakalamak, tutmak demek. Burada aldı anlamında kullanılıyor. Seçil bir kahve ve muffin aldı. İşine giderken, işinin yolu üzerindeyken. Cümleleri kelime anlamıyla çeviriyoruz ve yorum katarak tam olarak verilmek istenen anlamı yakalıyoruz arkadaşlar. Pancake, gözleme. Pankek diye aslında Türkçe'ye de geçmiş bir kelime. Buna gözleme de diyebiliriz. Kahvaltılarda sıkça göreceğimiz bir yiyecek. I love the smell of pancake in the morning. Ben pankekin yani gözlemenin kokusunu çok severim. Severim. Yani sabahları kahvaltıda pankekin kokusuna bayılırım. Böyle bir anlam var. Sausages. Görselimiz ve kelimenin anlamı burada. Sosis demek zaten. Sosis ve sausages birbirine çok benzeyen iki kelime. Hemen buradan anlamı çıkarımını yapabilirsiniz. Would you like bacon or sausage? Yani pastırma veya sosis ister misin? Bir soru cümlesi. Would you like kalıbını kullanmışız. Would you like diye değil. Would you? Would you diye kısaltarak Would you like bacon or sausage diye seslendiriyoruz cümlemizi. Arkadaşlar bence bu kelimeleri de çok eğlenceli bir şekilde güzel görsellerimizle öğrendiniz. Sıkıntı yaşıyorsanız videomuzu tekrar izleyin. Bir problem yaşarsanız videonun alt kısmına yorum olarak probleminizi dile getirebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. Şimdilik hoşça kalın.